Yaratıcı bir alanda çalışmanın en adaletsiz yanlarından biri, yetenek sahibi olmanın her zaman başarı getirmemesidir. Sanat dünyası kesinlikle başarı ve yetenek üzerine kurulu değildir. Kolaylıkla yapılabileceğini düşündüğünüz bir eserin milyonlarca lira değerinde olması da bu yüzden. Bu nedenle son derece yetenekli sanatçılar hak ettikleri ilgiyi veya ödülü asla almazlar. Ama hak ettiğiniz ilgi ve övgüyü şimdi elde edememiş olmanız bunun hiç gerçekleşmeyeceği anlamına da gelmiyor. Aynı şekilde şimdi ünlü olmanız da tutunduğunuz bu dalın asla kırılmayacağı anlamına gelmiyor. İşte size kanıtı. 17. yüzyıl İtalyan barok sanatçısı Artemisia Gentileschi'yi duymuş olabilirsiniz. Fakat bir asır önce doğmuş olsaydınız büyük ihtimalle onu tanımıyor olurdunuz. Google kitapların Engram gram görüntüleyici adlı bu kullanışlı veri tabanında Artemisia Gentileschi'nin ismini arattığınızda isminin İngilizce kitaplarda belirtilen tarih aralıklarında ne zaman geçtiğini görebilirsiniz. Bu hizmet 5 milyondan fazla kitabı içeren bir veri tabanını tarıyor ve virgülle ayrılan arama dizelerindeki görülme sıklığından yola çıkarak bir tablo oluşturmanızı sağlıyor. Eğer aranan kelime 40 veya daha fazla kitapta bulunuyorsa frekansı grafik üzerinde görebiliyoruz. Veriler her yıl yayınlanan kitap sayısına göre güncelleniyor. Aramanızı seçeceğiniz dil üzerinden de filtreleyebilirsiniz. Ana vatanı İtalya'da Artemisia Gentileschi'nin isminin geçen yüzyıl duyulmuş olma olasılığının daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. Bu uygulamanın hatalı optik karakter tanıma gibi bir takım kusurları da var tabi. Yine de Google bu programın 18. yüzyıldan bugüne kadar olan aşamasının epey güvenilir olduğunu iddia ediyor. Ve biz de bunu kabul ederek ilerleyelim hadi. Tüm sanatçılar için esas olan eserlerinin satılması veya onları sergilemek değil, başarılarının yazıyla kayıtlara geçmesidir. Sergiler tek bir mekanda sadece birkaç aylığına devam ediyor. Ama sergiyle ilgili yayınlanan bir makale veya internet üzerinde ya da basılı bir kitapta eseri konu alan bir yazı eseri sonsuza kadar yaşatabilir. Basılı ve dijitale aktarılmış kayıtlar günümüzde ve geçmişte olanları anlamamızda önem taşıyor. Dolayısıyla 18. yüzyıldan itibaren yayınlanan İngilizce kitaplar arasında Gentileschi'nin ismini arattığımızda karşımıza çıkan grafiğe bakarsak uzun bir zaman dilimine yayılarak isminin geçtiği çok az dönem olduğunu görüyoruz. Gentileschi o tarihlerde artık hayatta değildi ama zamanının çok tanınan bir ressamıydı. Üstelik onun zamanında kadınlar sanatçı olmak istediklerinde bu çok da desteklenen hatta izin verilen bir durum değildi. Gentileschi, usta ressam Caravaggio'nun sıkı takipçisiydi. İkisinin karşılaştırmalı grafiğine bakmaya gerek yok aslında, sonuç ortada. Caravaggio, çarpıcı anları resmeden yüksek kontrastlı, büyük ölçekli eserler ortaya koydu. Tıpkı burada gördüğünüz İncil'den alınan bir hikayenin resmedildiği Judith Holofernes'in başını keserken adlı eserinde olduğu gibi Gentileschi'nin de aynı konuyu resmettiği bir eseri var ve aynı konuyu onun Caravaggio'dan daha ustalıkla resmettiğini düşünenler de var. Kompozisyonu göz alıcı, oldukça dinamik. Resmedilen sahne gerçek hayattan fırlamış gibi. Caravaggio'nun Judith karakteri hassas ve kararsız görünürken Gentileschi'nin Judith karakteri ise güçlü ve kararlı bir görünüme sahip. Gentileschi resim yapmayı babası Orazio'dan öğrenmiş. Orazio zamanının saygın bir sanatçısıymış. Hatta onun da aynı konuyu resmettiği bir tablosu var. Fakat tabloya baktığımızda pek de heyecan yarattığını söyleyemeyiz. Horatio'yu da Artemisia ile birlikte aratabiliyorsunuz ve çıkan sonuçlar Artemisia açısından biraz daha umut verici görünüyor. Horatio kızına daha fazla bir şey öğretemeyeceğini anladığında ona özel ders verecek bir öğretmen tutmuş. Öğretmen de Artemisia'ya tecavüz etmiş. Artemisia öğretmeni dava etmiş ve dava süreci uzun bir mücadeleye dönüşmüş. Ancak bu Artemisia'nın kötü bir üne sahip olmasına neden olmuş. Tüm bunlara rağmen üretmeye devam etmiş ve bu çabası sonunda ona Floransa'daki sanat akademisinin kapılarını açmış. O yıllarda sanatı iyi karşılanmasına rağmen sonraki yüzyıllarda eserlerinin bir erkek sanatçı tarafından yapıldığı düşünülerek genellikle İtalyan sanatçılar arasında kendisine pek yer verilmemiş. Ama bakın şimdi ondan bahsediyoruz. 1960'lardan itibaren Artemisia'nın isminin kitaplarda çok daha fazla geçtiğini görüyoruz. Bunu da sanat tarihinde o dönemlerde başlayan feminist eleştiri akımına bağlayabiliriz. O dönemde sanat tarihçileri kendi stüdyolarında resim yapan ve çok da bilinmeyen sanatçıların ortaya çıkardıkları işlerden tutun da hayranlık duyduğumuz usta sanatçıların eserlerine kadar birçok eseri farklı bir gözle yeniden değerlendirmeye başladılar. İkinci dalga feminizmin, sivil hakları hareketinin, etnik köken ve cinsel ayrımcılık karşıtı gösterilerin yarattığı fırtınayla birlikte, geniş kitleler tarih kitaplarında neden sadece beyaz erkek sanatçıların bulunduğunu sorgulamaya ve bunu sesli olarak dile getirmeye başladı. Linda Nokli'nin 1971'de yazdığı Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok isimli makalesini mutlaka okumalısınız. Makalesinde Noklin, sanatın nasıl ve kim tarafından yapıldığı üzerine varsayımlarımızdan bahsediyor ve şunu vurguluyor. Bilinçli olsun olmasın bu yaptığımız varsayımlar, Michelangelo, Van Gogh ve Jackson Pollock gibi yan yana görmeye alışık olmadığımız isimleri büyük başlığı altında bir araya getiriyor söz konusu sanatçıya adanan akademik yazıların sayısı da bir saygı ifadesi olarak görülüyor. Büyük sanatçı elbette üstün yeteneklere sahip biri olarak düşünülür. Üstün yetenek de bir şekilde büyük sanatçının kişiliğinin bir parçası olan zamansız ve gizemli bir güç olarak düşünülür. Tüm bunlarla birlikte bir yandan da Gentileschi'nin kariyerini sınırlandırırken Caravaggio'yu deha seviyesine getiren yaşadığı çağın koşullarını merak ediyoruz. Noklin, tarafsız, kişisel olmayan, sosyolojik ve kurumsal yönelimli yaklaşımın sanat tarihi mesleğinin dayandığı ve son zamanlarda sadece bir grup karşıt görüşlü genç tarafından sorgulanmaya başlanan romantik, elitist, bireyi yüceltici, monografi hazırlamaya dayalı altyapısını açığa vuracağını savunuyor. Bu karşıt görüşlü gençler bir dizi sanatçının eserlerini yeniden keşfetti. Flaman Naturmort ressam Clara Peters bu sanatçılardan biri. Aynı şekilde adı çağlar boyunca karanlıkta kalan Hollandalı sanatçı Judith Leister'da. Bu sanatçının uzun süre hiçbir yerde adı geçmemiş. Ta ki Frans Hals'a atfedilen eseri 1893'te Louvre Müzesi tarafından satın alındığında tablonun üzerinde isminin baş harflerine rastlanana dek. Evet, grafiğe bakılırsa 1960’larda yeniden düşüşe geçmiş. 1960 ve 1970’lerde sanat tarihçileri o dönemlerde hala üreten hatırlı sayıda sanatçıyı dünyaya tanıtmışlar. Özellikle soyut dışavurumcu kadın sanatçılar. Bu sanatçılar tanınmaya başladıklarında çalışmaları sürüyordu. Jackson Pollock'ın eşi Lee Krasner tanışmalarından çok daha önce, Başarılı bir sanatçıydı. 1930'larda ünlü soyut ressam Hans Hoffman'la çalışmıştı. Hoffman, Lee Krasner'ın eserleri için o kadar başarılı ki bir kadın tarafından yapıldığını anlayamazsınız demiş. Ona göre bu bir iltifatmış. Polak'ın 1956'daki ölümüne de Krasner'ın ismi hiç anılmamış. Eşinin ölümü Krasner'a hem ün kazandırmış hem de arama sonuçlarında ivme yapmasını sağlamış. 1970'lerin altın çağına gelindiğinde Krasner'ın ismi sanat haberlerinde ve sanat tarihinde yerini almış. 1973'te şöyle demiş. Kadın özgürlük hareketinin 30 yıl öncesinde ortaya çıkmamış olması ne kadar kötü. Aynı yıllarda siyahi sanatçılar da ilgi görmeye başlamışlardı. Bu grafikte trendi yükselmeye başlayan sanatçılar aslında uzun zamandır sanatla uğraşıyorlardı ama pek tanınmıyorlardı. Jacob Lawrence kariyerine 1930'larda başladı ve 1940'larda göç serisiyle insanların ilgisini çekti. 1960'larda eski eserlerinden oluşan ilk sergisi sanatseverlerle buluştu. Kolaj ustası Romare Berdi'nin de 1960'larda üne kavuşma hikayesi buna benzer. Berdin, diğer sanatçıların eserlerinin sergilenmesi için de epeyce uğraş vermiş. Fotoğrafçı ve film yapımcısı Gordon Parks da benzer yolu izlemiş. Siyahi sanatçıların ve toplulukların da toplumsal ve siyasal değişimde aktif rol oynadıklarını söyleyebiliriz. 80'li ve 90'lı yıllarda Afrikalı Amerikalı sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan sergilerin ve bu sanatçılara ait yayınlanan kitapların sayısında artış gözlemliyoruz. Ayrıca kimlik politikaları ile toplum dışına itilmiş grupların deneyimlerinin paylaşılması konusuna da artan bir ilgi var. Tabii bunların hepsinin göreceli olduğunu da belirtmek gerekir. Andy Warhol gibi bir isme ele alacak olursak, grafikteki dalgalanmalar oldukça manidar. Bazı sanatçıların grafik üzerindeki yükselişlerine bakacak olursanız, şöhretin sonsuza kadar kalıcı olmadığını görürsünüz. Daha önce ismini bugüne kadar hiç duymadığım Godfrey Neller 17. yüzyılda oldukça tanınan ve 1800'de hala popüler olan Alman asıllı portre ressamıydı. Ama ünü giderek azaldı. Artemisia onu burada biraz geçmiş olabilir. Elbette grafiğimizin sona erdiği 2008'den bu yana çok şey değişti. İnternetin bize sunduğu analitik göstergeleri nasıl okuyup anladığımız hala belirsiz. Google Trends uygulaması bunu yapmaya başladı ama bize başlıca dönemsel olayları göstermekten çok hangi sanatçının belirli haftada müzayedelerde ne kadar sattığını gösteriyor. Yine de bunun zamanla daha iyi tanımlanmış ve çok yönlü araçlar yardımıyla değişeceği konusunda umutluyum. Şimdi sizi ilginizi çeken alanlardaki isimler için Google Kitaplar, Engram görüntüleyiciyi incelemeye, sonrasında ise üstün yetenekli kavramına farklı bir açıdan başkalarına bahsettiğimiz bir sıfatın ötesine geçen bir açıdan bakmaya davet ediyorum. Üstün yetenekli sıfatı bir takım kişilere adaletsizce ve gelişi güzel olarak dağıtılmış, değişken ve geçici bir kavram. Google Kitaplar Engram görüntüleyici hizmetinin kısıtlı da olsa yaptığı tarihi tekrar yazarken bize ne yazdığımızın, yazarken nelere dikkat etmemizin ve neyi aradığımızın önemli olduğuna dikkat çekmesi. Ben hepimizin kendi alanımızda yaptıklarımızla, sosyal medyada paylaştıklarımız ve yazdığımız yorumlarla zaten tarihi irdeleyip yeniden yazdığımızı düşünüyorum. Bugün bizim cesurca başka isimler kullanarak kimlik yaratmamızı sağlayan şartlar neler? Kimler neden trend oluyor? ve gelecek nesiller bugün çabalayıp duran hangi sanatçıyı ileride ortaya çıkaracaklar